Şimdi blank'i seçip giriş yapacağım. Şimdi buradan isim veriyorum. Diyorum ki Mustafa. Bu çalışmamın ismi Mustafa olsun. Yani böyle de bir çalışma ismi olmaz ama Mustafa, yani neyse Mustafa kalsın işte. Bunu da bilgisayarımda böyle masa üstüne bir yere kaydetsin diyorum. Okey. Masa üstünde bu Mustafa çalışmamı kaydedecek ve okey dediğim zaman artık tasarıma giriş yaptım. Ama giriş yaptım ama farkındaysanız gri bir ekran var ve hiçbir şekilde 2D yani bir çizim komutu yok burada. Görüyor musunuz? Herhangi bir line olsun, işte circle olsun, rectangle olsun, arc olsun, ne bileyim işte onlar yok. Değil mi? Neden? Çünkü blank'ten girdik. Neydi blank'te? Çizim yapamıyorduk. Ne demiştim bir önceki videoda? Blank'ten çıkmayı bilmemiz gerekiyordu. Karşı taraf size eğer sizin lisansınız olmayan bir dosya datası gönderdiyse ve bu datayı açarken sizin o dosyadaki lisansı açmaya yetkiniz yok ise sizi blank'e atar. Bu videonun konusu aslında bu. Şimdi hangi modülde olduğumuzda nereden anlıyorduk? Şu üstte NX12'nin yanında yazan bakın Jetway yazıyor. Jetway kapı demekti bu arada. Yani geçiş modülü. Yani geçişler arasındayız biz. Nereden nereye nasıl geçeceğiz şimdi? Bu ekranda sadece parçayı görüntüleriz arkadaşlar. Burada herhangi bir işlem yapamayız. Cam yapamayız, montaj yapamayız, yüzey çalışması yapamayız. Ne bileyim işte sadece metal kısmına geçemeyiz. Teknik resim yapamayız. Sadece burada mevcut olan parçayı görüntüleriz. Ve aradığınız komutları da buradan bulamazsınız. Bakın bu sol tarafta Part Navigator kısmı da geldi. Burada yine işte diğer CAD programlarından da olduğu gibi aslında burası bir unsur ağacı. Ve bu unsur ağacında yani siz burada görüntülediğiniz parçanın parçayı tasarlarken kullandığınız bütün komutlar aşağı doğru sıralanır. Ama herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Herhangi bir şekilde yani hiçbir şekilde buraya müdahale edemezsiniz. Blank komutundayız. Blank aracılığıyla giriş yaptık buraya. Bir de konuşabilsek. Burada Part Navigator kısmında modelin unsur ağacına hiçbir şekilde değişiklik yapamazsın, yerlerini değiştiremezsin, düzenleme yapamazsın. Peki neden? Onu yapamayız, bunu yapamayız. Hocam Allah kahretsin bizi niye soktun buraya der gibisiniz ama merak etmeyin ileride faydasını göreceksiniz. Dediğim gibi diğer yazılımlardan daha doğrusu NX'in diğer versiyonlarından size gelen size ve sizin de lisansınız yok ise eğer o datayı açmaya sizi direkt blank'e atar ve bu blank'ten nasıl kurtulmanız gerekiyor size bunun yollarını göstereceğim. Şimdi buradan modeling kısmına geçmemiz gerekiyor. Yani bir parça tasarlayabilmemiz için, bir parça çizebilmemiz için dolayısıyla bizim bir çizim araçlarına ihtiyacımız var. Ve buna istersek klavyede M tuşu yani Manisa'nın M'si. M'ye bastığımız zaman modeling kısmına geçeriz. Şurada modeling yazar. İkinci bir yöntem ise application modelin sekmesinden gelip buradan modeling'e geçiş yaparım. Bakın şey varmış. Ha, M değilmiş bu arada kısaca. Ctrl M'ymiş. Ctrl M tuşuna bastığım zaman da artık bu Ctrl M'ye bastığım zaman veya gelip şunu seçtiğim zaman burada çizim unsurları belirecektir. Ve seçelim bakalım. Bakın seçtiğim zaman şu anda artık çizim unsurları geldi. Gördünüz mü? Şimdi demek ki biz artık çizim yapabiliyoruz. Nereden anlıyoruz çizim yapabildiğimizi? Bakın hem çizim araçları geldi buraya, iki boyutlu çizim araçları hem de bakın burada modeling yazıyor. Ha, demek ki ben artık bir tasarım yapmaya hazırım. Şimdi biz modeling'e geçtiğimiz için hep bu yani bir parça modellemeye en uygun ve en sık kullanılan komutlar geliyor karşımıza. Görüyor musunuz? Diyor ki bana NX, ey Mustafa Karaca sen diyor modelingdesin diyor ve bir parça çizmen için iki boyutlu çizime ihtiyacım var önce diyor. Daha sonra işte katılamaya işte ne bileyim delik delmeye vesaire bunlara ihtiyacım var diyor ve ben senin için diyor en sık kullanacağın komutları karşına getirdim diyor. Sen application modeline gelip sheet metal kısmına geçersen saç tasarımı ve bu sefer artık saç tasarımına uygun komutlar geliyor. İşte ne bileyim yine application modeline gelip Shape Studio kısmına geçtiğim zaman yine yüzey serbest yüzey formu tasarlayabilmem için veya çizebilmem için veya modelleyebilmem için beni Shape Studio modeline atıyor ve burada da kullanacağım en sık komutlar karşıma geliyor. Yani hangi modüle geçersek geçelim NX bize her zaman en sık kullanacağımız komutları şu üstteki toolbar'da karşımıza getiriyor. Çok güzel.
Bu arada NX modül modüldür. Yani siz sadece modelik kısmını satın alıp sadece modelleme yapabilirsiniz veya sadece sheet metal kısmını alıp sadece sadece metal tasarımlar yapabilirsiniz. Veya ne bileyim sadece drafting bölümünü alıp teknik sim hazırlayıp ya da ne bileyim montaj. Gerçi montajda niye ihtiyacınız olduğunu bilmiyorum ama çünkü montaj yapabilmeniz için dolayısıyla modeling'e ihtiyacınız var. Neyse yani sadece modeling'i satın alabilirsiniz ve modeling'in dışında hiçbir şey karşınıza gelmez. Yani ne montaj gelir, ne işte sheet metal gelir ve ne de diğerleri gelir. Yani sadece kullanıcının isteğine bağlı olarak model de alabiliyorsunuz. Yani parça tasarımı da alabiliyorsunuz. Yoksa sadece saç tasarımı kısmında alabiliyorsunuz ve diğerleri. CAM kısmı da aynı şekilde. Yani bu CAM kısmının da tabii kendi içerisinde bölümleri var. Yani sadece 2,5 eksen modülünü alırsınız. 3 eksen, 4 eksen ve 5 eksen veya tornasını falan kullanamazsınız. Veya sadece 4 ve 5 eksenini alırsınız. 2,5 ekseni işte tornasını falan kullanamazsınız. Yani yine bu da manufacturing kısmı da yine aynı şekilde modül modül. 2,5 eksen de alabilirsiniz. 3 eksen de alabilirsiniz. 4 eksen ve 5 eksen de alabilirsiniz. Hatta torna dahi alabilirsiniz. Bu tamamen müşterinin tabii atölyedeki makine parkuruna bağlı. Yani sizin elinizde CNC tornanız yoksa ve bu tornaya CAM yapmıyorsunuz. Dolayısıyla manufacturing kısmında torna modülünü almanıza boşu boşuna para vermenize gerek yok. Neyse dönelim biz yine modelik kısmına. Şimdi burada isterseniz kendinize göre bir arayüz ayarlayabilirsiniz. Yani işte şurada şu komut olsun, burada bu komut olsun falan diyebilirsiniz. Bunun için bütün yöntemleri göstereceğim size, merak etmeyin. Şimdi ilk önce şuradaki ağaç kısmından bahsedeyim. Yani bu ürün ağacı kısmından. Buradaki biz şu anda modeling kısmındayız. Bakın modeling olduğu için burada iki tane küp var. Eğer montaj kısmında olsaydım 3 tane küp olacaktı burada. Yani şurası, bakın şurayı işaretliyorum. Burası eğer montaj kısmında olsaydım buradaki sembolin değişmesinden de anlayabilirsiniz. İkincisi şurada zaten montaj yazar, assembly yazar. O şekilde de onu da hangi modülde olduğunuzu bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama montaj kısmına geçtiğiniz zaman şuradaki ikon değişecektir. Yani buraya bir tane daha küp gelecektir. 3 tane küp olacak. Hemen bir altında ise Constraint Navigator. Şu anda bu montajdaki ilişkileri gösteren kısım, işte bu montajda ne komutlar ne ilişkileri falan kullandıysak bunun buraya aşağı sıralandığını gösteren kısım. Şu an tabii biz modeling kısmında olduğumuz için şu anlık burayla bir işimiz yok. Bizim modeling'de asıl bizi ilgilendiren kısım burası. Yani Part Navigator. Biz bir tasarım yaparken, bir model tasarlarken yapmış olduğumuz bütün işlemler şuradaki unsur ağacında, yani şu sol taraf kemerinde hep alt alta sıralanır. Yani bu bütün CAD yazılımlarında da hep aynı şekilde, mesela SolidWorks'te bir unsur ağacı vardır. Bu da tamamen aynı mantık. Yani ben bir extrude komutu kullanıyorsam buraya gelir. İşte hole komutu kullanıyorsam buraya eklenir. İşte radius kıracaksam, radius yapacaksam yine buraya eklenir. İşte ne bileyim pah ekleyeceksem yine buraya aşağı doğru eklenir veya bir çoğaltma falan kullanırsam hepsi, yani bir model tasarlarken kullandığım komutların hepsi şurada Part Navigator kısmında. Şurası yani Part Navigator. Ve hep buraya aşağı, şöyle buraya aşağı doğru sıralanacak. Ve bu Part Navigator kısmında istediğimiz komutu içerisine girip tekrar editleyebiliriz. Yani tekrar düzenleyip işte özellikler ekleyip çıkartabiliriz. Tamamen kullanıcının hakimiyetine bırakılmış bir unsur ağaç yapısı var NX'in. Ki zaten SolidWorks öyle, diğerleri de öyledir. Burada hazır kütüphanelerimiz var bizim. Yani işte hazır cıvata, somun gibi şeyler. Burası ise ürünleri analiz ettiğimiz kısım. Burası işte internet kısmı, yani yardım falan alabileceğimiz, bizi internete bağlayan NX ile ilgili dokümanlara ulaşabildiğimiz kısım. Burası ise yapmış olduğumuz çalışmaların hepsini işte hafta hafta, gün gün, işte ay ay falan bize böyle sıra sıra aşağı doğru sıralandırır ve ön izlemesini verir. Burası ise basit parça analizleri, yani işte stres analizi, işte titreşim analizleri falan gibi ufak tefek analizler yaptığımız modül burası. Burası manufacturing, yani CAM kısmımız. CAM kısmındaki modül burası.
Bir alttaki ise bizim rollerimiz. Yani rollerimiz dediğimiz, hem dedik ya, kendimize göre bir arayüz tasarlarız. Yani ben atıyorum makine üretiyorum, bir makine yapıyorum. İşte iş makinesi yapıyorum ve bu iş makinesini yaparken hep kullandığım komut da standart. Nedir işte extrude, ne bileyim işte o, bu, şu falan, ya da burada olmayan komutları şuradan da arayabiliyorduk. Mesela face diyelim ve arattıralım. Burada olmayan ve arattırdığım zaman benim karşıma çıkan, atıyorum mesela şu, ha bakın, buradayken o komutun nerede olduğunu da gösteriyor bunu, görüyor musunuz? Mesela copy paste neredeymiş? Hemen morun altındaki penceredeymiş. Bunu alıp tutup sürükleyip buraya bırakabilirsiniz ve bunu yaptığınız zaman sonra bu rolü kaydetmeniz gerekiyor. İlerleyen videolarda göstereceğim, merak etmeyin. Ve siz NX'e girdiğiniz zaman direkt kendi rolünüzü seçip ve bütün ayarlamış olduğunuz ikonlar, komutlar sırasıyla karşınıza gelecektir. Burası ise tamamen olmaktadır. Bu şu anda sizde olmayabilir. Ya da şunlar olmayabilir. Şurası belki gelebilir ama şunlar sizde gelmeyebilir. Bu ben daha önceden deneme yaptığım için var burada şu anda. Şurayı atlamadan tekrar bir geçeyim de. Gerçi az önce bahsettim ama burası cam kısmı dedik ama daha çok böyle standart olan, ne bileyim işte bir yüzey tarama, işte ne bileyim bir havuz boşaltma gibi. Bizi burası manufacturing wizard dediği, yani hızlı hızlı işte soru cevap şeklinde bir parçayı, işte stoğunu tanıt, işte ne kadar paso var, hangi takımı kullanacaksın, kaç paso olacak, kaç paso olacaksın, bize soru cevap şeklinde hızlıca parçaya bir cam yaptırmaya yarıyor. Aslında daha çok manufacturing şeyi değil de, yani şuradaki manufacturing bir cam ile çok alakası olmayan, bize sadece soru cevap şeklinde sorup hızlı bir şekilde cam yapmamıza şans tanıyan bir arayüz burası. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videolarda rol kısımlarına değineceğim. Burası önemli çünkü. Rol kısımları sizin kendinize göre arayüzünüzü düzenlemeniz ve işte en çok, en sık kullanacağınız komutları buraya nasıl ekleyeceksiniz ve tek tıkla nasıl geçeceksiniz, bunları göreceğiz. Ben Mustafa Karaca. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.